Vücut geliştirme, bodybuilding, güç sporları birçok insana erkek işi gelebilir. Ama yanılıyoruz. Bu konuda adını duyurmuş, hatta abartmış, vücut geliştirmeyi bir saplantı haline getirmiş kadın sporcular da azımsanmayacak kadar fazla. Kanalımızda daha önce dünyanın en güçlü adamları, kafayı vücut geliştirmeyle bozmuş sporcular ve hatta hileyle kaslarını geliştiren vücut geliştirmecilerle ilgili birçok video yayınladık. Bunların hepsinde erkek sporcuları anlattık. Bugün ise deyim yerindeyse vücut geliştirmeyi hayatının merkezine koymuş, efsane kadın sporcuları sizler için derledik. Kanalımıza güç vermek için lütfen abone olun. Vücut geliştirme ile ilgili diğer videolarımızın ilginizi çekebileceğini düşünüyorum. İyi seyirler. Alina Popa. Kadın vücut geliştirme dünyasında 43 cm'lik bisepslere çok sık rastlamıyoruz. Ama Alina, sahip olduğu fizik ile adeta tüm algıyı alt üst ediyor. Romanya doğumlu Alina Popa, spora 12 yaşında başladı. 19 yaşındayken vücut geliştirme dünyasına adımını attı. Müsabakalara katılmaya başladıktan sonra podyumlarda fırtına gibi eserek katıldığı tüm yarışmalarda büyük başarılara imza attı. Uluslararası Bodybuilding ve Fitness Federasyonu tarafından belirlenen listeye göre dünyanın en iyi ikinci kadın vücut geliştiricisi oldu. IFBB ulusal şampiyonalarında birinciliği bulunan Alina, Miss Olympia'da ise en fazla ikinci olabilmeyi başardı. Squat'ta 170, bench press'te 110 kilogram kaldırabilen 39 yaşındaki sporcu, en son 2016 Rising Phoenix World Champions'ta üçüncülük elde etti. Iris Kyle. Iris, vücut geliştirme tarihinin gelmiş geçmiş en efsane kadın sporcularından birisi. Kariyeri boyunca o kadar çok madalya, derece ve başarı elde etti ki, yakın gelecekte onu geçebilecek başka bir kadın vücut geliştirmeci olması çok düşük bir ihtimal. Sonuncusu 2014 yılında olmak üzere toplam 11 Miss Olympia birinciliği bulunuyor. Bu yarışmadaki diğer dereceleri, dünya çapında bilinen başka müsabakalardaki birincilikleri derken, kadının madalyalarından neredeyse küçük bir müze oluşturulabilir. Miss Olympia'da son birinciliğini kazandığında 41 yaşındaydı. Sporu bıraktıktan sonra Las Vegas'ta bir kafe işletmeye başlayan Iris, vücut geliştirmeyle ilgilenen hemen her kadının idolü durumunda. Joanne Claire Thomas. Joanne Claire Thomas da İngiliz bir profesyonel vücut geliştirme sporcusu. Kız kardeşi de kendisi gibi bu sporla uğraşıyor. Bu kadınlar için bodybuilding adeta bir aile geleneği. Çok genç yaşlarda spora başlayan Joanne, 21 yaşında IFBB Pro olmayı başararak tarihte bunu başarmış, en genç kadın olma unvanını da elinde bulunduruyor aynı zamanda. 20'li yaşlarına gelmeden çeşitli yarışmalarda boy gösterip birçok başarıya imza atmış olsa da, katıldığı ilk Miss Olympia'da işler tahmin ettiği gibi gitmedi ve 10'unculuk elde etti. Sonrasında müsabakalara bir süre ara verip daha sıkı hazırlanmış olsa da istediği başarıyı bir türlü yakalayamadı ve 2007 yılında sporu bıraktı. Ama yine de sahip olduğu kaslar sayesinde adından çok söz ettirdi. İngiltere'de Super Size She isimli bir belgeselde de yer aldı. Christy Hawkins. Vücut geliştirme dünyasında görülen ender örneklerden birisi olan Christy Hawkins, hem beyin gücü hem de kas gücünün bir arada bulunduğu sporculardan biri. Neden mi? Çünkü Christy, vücut geliştirme sporundaki başarılarının yanı sıra aynı zamanda bir kimya mühendisi. Vücut geliştirmeye kilo vermek için başlamış aslında. Sonrasında ise bu spor bir tutkuya dönüşmüş ve kariyerine bu yönde devam etmiş. 1998'de müsabakalara katılmaya başlayan bu güçlü kadın, 2007'de profesyonel oldu. Kazandığı birçok başarının ardından 2011 yılında bodybuilding'i bırakıp powerlifting'e yöneldi. Bu kariyer değişiminden yalnızca 2 yıl sonra squat ve deadlift'te 75 kilo bayanlar kategorisinde dünya rekoru kırarak bu konuda da adından söz ettirmeyi başardı. Julia Viktorovna Wins. 21 yaşındaki Rus fitness modeli ve powerliftingçi Julia, bir bebeğin yüzüne ve halkın vücuduna sahip olarak tanımlanıyor. Squat'ta 236, deadlift'te ise 195 kilogram kaldırabiliyor. Kendi kilosu ise, sıkı durun, sadece 65. Görünüşünü değiştirmek için birkaç estetik operasyon geçirdiğini söyleyen sporcu, her ne kadar bir erkek sporu yapıyor olsa da, güzel görünmenin de kendisi için çok önemli olduğunu belirtiyor. Biz bu videoyu hazırlarken Instagram'da 605.000 takipçisi vardı. Fakat şöhreti günden güne tüm dünyada yayıldıkça bu takipçiler katlanarak artacak gibi görünüyor. Sosyal medyada insanlar Julia konusunda ikiye bölünmüş durumda. Bir kısım insan bunu çekici bulurken birçokları da bunun aşırı ve çirkin olduğunu belirtiyor. Bu kadar kas sizce böyle bir kıza yakışmış mı? Fikrinizi merak ediyorum açıkçası. Lorna Bigum.
Lorna 42 yaşında bir vücut geliştirme tutkunu. Vücut geliştirmeyi adeta hayatının merkezine koyup bir saplantı haline getirdiğini kendisi de itiraf etmekten kaçınmıyor. 4 çocuk annesi olan kadın aynı zamanda bir itfaiyeci. 4. çocuğu olan 1 yaşındaki kızının doğumundan 10 ay sonra Britanya Bayan Vücut Geliştirme finallerine katılmaya hak kazanmış. Bu spora o kadar kendini vermiş ki doktorların tüm uyarılarına rağmen hamileyken bile ağırlık kaldırmayı bırakmamış. Günde 6 saatini ağırlık kaldırarak geçirdiğini ve 4000 kalorilik bir diyet yaptığını belirten sporcu, geri kalan zamanlarda da ev işleri, çocukların bakımı ve asıl mesleği olan itfaiyecilik ile ilgileniyor. 36 santimetrelik bisepsleri ve vücudunu şekillendiren kasları ile standart anne algısını değiştirdiği kesin. Yine bir videonun sonuna geldik. Şu an hala beni dinliyorsan videoyu sonuna kadar izlemişsin demektir. Bunun için sana büyük bir teşekkür borçluyum. Yeni videolarımda umarım tekrar buluşuruz. Hoşça kal. Birbirinden ilginç videolar için lütfen kanalımıza abone olmayı, videolarımızı paylaşmayı ve yorum yapmayı unutmayın.